Merhaba dostlarım. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an tarlaya gidiyoruz. Zaten gördüğünüz gibi tarla yolundayız bir yandan gidiyoruz. Tarlada pamuk hasatımız var. 3 tane John Deere marka pamuk toplama makinesi gelecek tarlaya hasatacak. Yaklaşık 400 dönümlük tek parça bir yerimiz var. Orayı toplayacaklar. Uzun zamandır ara verdik videolara. Tabi bunun bir sebebi var. Onlarla ilgili sizlerle konuşmak istiyorum biraz. Hem pamuk hasatını biraz anlatmak istiyorum. Bu yılki pamuk fiyatlarından biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Şu an aracımla ilerliyorum tarla yolunda. Gelin hasata başlayalım. Evet dostlarım, şu an duyduğunuz ses şu yanda giden pamuk toplama makinesinin sesi. Bu ara bu sesi sıkça ovada duymaktayız. Şu an bir pamuk tarlasına geldik. Burası tek parça, 400 dönümlük parça. Büyük bir parça. Pamuğumuzun cinsi Progen'in Ramses cinsi. Geçen yıl da ekmiştik. Gayet memnun kalmıştım. Geçen yıl ortalama 600 kilonun altına Ramses düşmedi. Benim ektiğim yerlerde. Bu yıl da buradaki birçok yeri Ramses ektik arkadaşlar. Bu tarlaya 3 tane John Deere marka pamuk toplama makinesi geldi. Tarlamız bu sene şöyle arkamda gördüğünüz gibi bayağı otlandı. Bu yıl yağmurdan dolayı pamuk ektikten sonra ilk başta yağmurlar çok fazla oldu. O yüzden şöyle bir sıkıntı yaşadık. Şuradan yakından göstereyim. Kozalar alttan tutmadı. Biraz daha yukarıdan tuttu. Şu alt kozalar değil de biraz daha yukarıdan tuttu pamuklar. Bu tabi biraz verimi etkiliyor. Ama ben daha şu an yerlerimin burası hariç 4'te 1'ini topladım. 4'te 1'lik verim şu anlık beklediğimin çok üstünde. Ama bu tarlada bildiğiniz ot var. Bizim yerlerimiz normalde böyle otlu olmaz ama bu yıl bir bahtsızlık yaşadık. Yani bu yıl abimin bir ameliyat süreci oldu. Ben bir saldırıya uğradım, silahlı saldırıya uğradım. Tarlada çalışırken bir de. Hatta bu tarla ekilirken başka bir tarlada silahlı saldırıya uğradım. O yüzden dolayı babam tek başına kaldı. Babam tek başına kaldığı için haliyle bu kadar yeri çevirmek kolay olmuyor. İlaçlamada biraz eksikliklerimiz oldu. İlaçlamada eksikliklerimiz olduğu için biraz çapaya çok fazla yüklendik ama maalesef şu an yapılan çapaların maliyetini geçtim. Kalitesi berbat düzeyde oldu arkadaşlar. Yani adam tarlanın bir başından çapa yapıyor, öbür başına gelirken bir gidiyorsun. Adamın yarı belinden kestiği ot, yani üzerine gömdüğü ot tarla biterken bir gidiyorsun. Benim sakalımdan saçımdan daha hızlı uzamış. O yüzden yapılan işin kalitesi çok kötü oldu. Ama yapacak bir şey yok. Yani Allah babamla razı olsun artık bu sene için. Çünkü ben 2 aylık bir süre gibi evde yattım. Bacağıma 2 tane mermi isabet etti. Bu konuyla ilgili de adli süreç devam ediyor. Devletimizin verdiği karara güveniyoruz. O yüzden böyle bir nahoş bir durum oldu. Zaten videolarda bu yüzden dolayı ara verdim arkadaşlar. Ya iyileştim, ayağa kalktım. Belli bir dönem eksik kalan işlerimi hallettim. Derken Allah bize burayı toplamayı nasip etti. Bu pamuğun rengi çok güzel geliyor. Yani geçen yıl ekmiştim, çok memnun kalmıştım. Satımı da çok kolay. Fabrikacı olarak da bunu söyleyebilirim. Rengi güzel geliyor, randımanı güzel geliyor, verimi iyi geliyor. Ama tabii buranın verimi ne olacak? İnanın bilmiyorum çünkü yani bu tarlanın sadece ekiminde benim emeğim var, ekimine kadar olan kısımda. Bu tarlayı ekerken zaten o gün vuku buldu bu olay, benim saldırı olayı. O yüzden birçok şeyini babam ilgilendi. Zorlu bir yıl geçirdik. Bunun dışında tabii bunlar yetmezmiş gibi bir de bu yıl biz bütün çiftçiler neyle karşı karşıyayız? Pamuk para etmiyor. Evet, geçen yıl sattığımız paraya pamuk satamıyoruz. Geçen yıl fiyatı değişmeyen tek şey pamuk var. Ha değişti, biraz düştü. O yüzden pamuk fiyatları çok kötü gidiyor arkadaşlar. Tabii bunun yanında mısır da para etmiyor, buğday da para etmedi. Ama bununla beraber mazot 40 lira oldu. Toplama arttı, işçilik arttı, ilaç arttı, gübre arttı, her şey arttı. Aldığımız bir demir parçası bile arttı yani sonuçta biliyorsunuz. Bizim çiftçilik yaptığımız için sanayiyle sürekli iç içeyiz. Bir teneke motor yağı minimum 1500 lira oldu. Bir teneke şanzıman yağı işte 1750-2000 lira bandına çıktı ama pamuğun fiyatı hala aynı arkadaşlar. Hatta yani ama bu sürdürülebilir bir iş değil. Yani bunun devletimizin buna bir el atması lazım yoksa bu yıl üreticileri gerçekten çok büyük riskler bekliyor. Yani verim olsa bile pamuğun fiyatının olmaması gerçekten bizleri bayağı bir zorluyor. Yani bugün en basit örneği 100 beygir bir traktörün fiyatı ben bu pamukları ekerken ortalama 1 milyon TL ise liste fiyatından bahsediyorum. Bakın bugün 100 beygir bir traktörün liste fiyatı 1 milyon 700 bin lira civarında. Nivolund'un TD'sinden bahsediyoruz. O yüzden hani %70 onun fiyatı artarken benim bu ürünümün fiyatının %10 geri gelmesi ya da bazı çeşitlerin aynı kalması hak mı reva mı? Ben bunu değerli takipçilerim sizlere soruyorum. Eğer beni izleyen bu konuyla ilgili
yetkili bir devlet büyüğümüz varsa sesimizi duymasını da istiyorum, rica ediyoruz bir vatandaş olarak. İnşallah bu günler geçer, bu günler düzelir. Pamuk fiyatları, bizim istediğimiz pamuk fiyatlarının çok böyle afaki derecede artması değil, maliyetimiz kadar artsın. Yine önümüzdeki yıl ekebileceğimiz bir alanımız olsun ve maddiyatımız olsun. Yani iş sürdürülebilir olsun. Biz bunu istiyoruz arkadaşlar. O yüzden sizinle böyle bir sohbet etmek istedim. Videoların devamı gelecek. Videolarla ilgili bu yaşadığım olaylardan dolayı gerek sağlık olarak gerek psikolojik ruh hali olarak biraz ara verdim. Birkaç tane videom var. İşte yazın sağ olsun beni Türk Traktör tarla etkinliğine çağırdı. Antalya'da onu anlatacağım. Eğitimleri anlatacağım. Bir tane Nivoland'ın yeni TD serisi çıktı. FPT nef motorlu. Onun bir tanıtımını çektik. Onu paylaşacağım sizlerle. Bir tane drone'umuz var. T40. Onun incelemesini yapacağız. Böyle böyle çeşitli videolar çekip artık daha böyle YouTube'da bir araya geleceğiz sizlerle arkadaşlar. O yüzden hani teşekkür ederim. Bana çok mesaj atan var. Abi videolar gelmiyor diye. Sorduğunuz için, benimle etkileşimde olduğunuz için, bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ama videoların gelmemesinin sebebi dediğim gibi yaşadığımız, işte abimin bir operasyon geçirmesi, ameliyat olması, benim bir saldırıya uğramam, işte evde yatma sürecimiz, psikolojik süreçlerimiz derken Allah'ıma şükürler olsun toparlandık. Kamera karşısına çıktık. Yine buradayız Allah'ın izniyle. Yine helalimizle gece gündüz koşturarak bir şeyler yapıp para kazanmak istiyoruz arkadaşlar. Bu muhitte bizim, burası 400 dekar tek parça. Merhaba canım. Bu tarla dediğim gibi 400 dekar tek parça. Karşısında bir parçamız var, 227 dekar tek parça. Bir de arka tarafta geçen yıl drone videosu çektiğimiz bir tarlamız var, 112 dekar. Toplamda burada 739 dekarlık bir alanımız var. Ama bizim önce burayı topluyoruz. Gördüğünüz gibi makine de geliyor, 5'li John Deere geliyor. Arkasından traktörü göreceğiniz gibi orada çalısını kırıyoruz tarlanın. Burayı topladıktan sonra yaklaşık işte 2-3 gün sonra 112 dekarı toplarız. 112 dekardan 2-3 gün sonra burayı toplarız. Ben bu tarlaların verimlerini videonun sonuna koyacağım. Tekrardan vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin diliyorum. Bereketli yıllar diliyorum. İnşallah herkes emeğinin karşılığını alır. Sağlıcakla kalın, sağ kalın. Görüşmek üzere.